Dosya içerisinde mesafe atıyorum 3 kilometre. Hadi fazla 4 kilometre. Aspirasyon köyünde gidiyor bir minibüsçü ne yapıyor? Karda kışta adam eline kadar zincir takıyor getiriyor. Madem bu gerekli bir şeyse ilk başta öyle değil mi? O hayır. Gerekli. Ha. Ona İlk başta gerekli. 30 kilometreden gelen öğrenciye mi gerekli rehber personelinin? 2 kilometre gelenden mi rehber personelinin şey gerekli? Kardeş. 30 kilometre götürdüğüm servisten, servise rehber personelini vermiyorsa 2 kilometre götürdüğüm personelle rehber personelini nasıl istiyor? Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlar, değerli veliler ve servis hizmeti veren değerli arkadaşlar. Öncelikle ben de bir veli olarak iki öğrencisi servis hizmetlerinden yer alan bir veliyim. İçişleri Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu okul servisi yönetmeliği 25.10.2017 tarihinde 30.221 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik çerçevesinde ilçemizde de uygulanmaya başlanılacaktır. İlçemizde okul servis taşımacılığı yapmaya yetkili Tosya Tur ve Tosya Seç firmaları ile 10-15 civarında da özel şahıslar okullara servis hizmeti vermektedir. Tosya Tur ve Tosya Seç firmaları yetkilileri ile yapmış olduğum görüşmelerde İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği uygulayacağını ve bunun kendilerine ikmaliyet getireceğini ve maliyetini üstlenemeyen velilerin öğrencilerine servis hizmeti verilemeyeceğini öğrendim. Yaklaşık en düşük servis ücreti 130 ila 170 TL arasında değişirken ek 1'de 140-150 TL gibi bir bedenin talep edilmesi halkımızın ekonomik olarak daha da zora sokacaktır. İki öğrencisi olan bir aile 540 TL gibi bir bedelle ödemesi mümkün değildir. Bu rakam en düşüğe göre hesaplanmıştır. Asgari ücret 2020 TL olduğu ülkemizde 540 TL gibi bir maliyetin halkımıza yüklenmesi, bunun talep edilmesi ne kadar mantıklıdır? Aynı zamanda köyden taşıma olarak gelen öğrencilerimiz için rehber servis görevlisi bulundurma zorunluluğu yokken ilçemiz sınırları içerisinde 1,5 ila 3 kilometre mesafeden okullarına giden öğrencilere servis hizmeti verenlere rehber görevlisi bulundurması ve bunun zorunlu tutulmasının mantığını anlamış değiliz. İlçemizde ve Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok aile servis hizmetinden yararlanamayacak ve kendi imkanları ile okula gidip geleceklerdir. Bu başlı başına daha da fazla güvenlik sorunu meydana getirecektir. Çocuklar okula giderken sokak hayvanları, trafik ve diğer çevresel tehlikelerle daha fazla karşılaşacaklardır. Sorun aslında ilçemizin değil, tüm Türkiye'nindir. Yönetmelikte nüfusu az olan yerlerde yönetmeliğin esnetilerek bu problemin giderilmesi elzemdir. Örneğin nüfusu 100.000, 150.000'den az olan ilçeler bu kanundan muaf tutulabilir. Bu sorun Türkiye'nin sorunudur ve bir an evvel çözülmelidir. Bizler durumu yetkililere ilettik. Sorunun daha da büyümeden ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilmesi gerekliliğini bildirdik. Kamuoyuna saygıyla duyurduk. Kastamonu ve diğer ilçelerinde uygulamanın bildiğim kadarıyla İnebolu'da ve Taşköprü'de uygulanmadığını biliyorum ama diğer ilçelerde var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ama Tosya'mızda maalesef böyle bu uygulama zorunluluğuna gidecektir. 16'sından itibaren servisçi arkadaşlarımız bu bedeli karşılamayan velilerimizin öğrencilerini taşıyamayacaklarını belirttiler. Gerekli yerlere bu mesajımızın ulaşmasını istiyoruz. Sayın Kaymakam Bey yeniden gözden geçirirse seviniriz. Bir öğrenci velisi olarak. Öyle bir şey olursa İşkur'dan versinler. İşkur o kadar çalışıyor. Bayanlarımız var. Sayın Başkanım. Mahalledeki okullarımızı geri versinler. Köylerden giren, 30 kilometreden giren bir öğrenci servislerinde rehber personel istenmediği halde. Evet. Burada 1,5-3 kilometrelik mesafede evet. Rehber personelin istenmesi bir çifte standart değil mi? Şimdi mevcut 2-3 gün önce olan bir kazada, erken bir kazada bir çocuğumuzu kaybettik. Hepimizin acısı büyük. Ama o serviste de rehber personel vardı. Rehber personel vardı ama neden oldu? Bu vatandaşa getirecek külfetten başka bir şey değil arkadaşlar. Bizim bu gelen ek faturanın minibüsçünün cebine bir tek kuruşu girerse Allah şahidim olsun. Zarar eder daha girmeye. Zarar eder daha. Mustafa'cı var. Ama biz ne? Diyoruz ki kesinlikle. Böyle yani taraflı yapalım veyahut da kısasa götürelim. Böyle şöyle kesinlikle böyle bir amacımız yok. Ama kolluk kuvvetleri derse ki biz sizi bir ay daha iki ay daha idare edelim. Ama benim minibüsümün önüne geçip de yok işte rehber personeli nerede diye sormasın ben parasız da çıkarım.
Bu çocuklar bizim çocuğumuz. Evet. Bu işin sorumlusu milli eğitimse milli eğitim çözümünü bulsun. Mülki idare ise mülki idare. Bunun çözümünü bulmak zorunda. Aynen. Yani bu kadar öğrencinin, aynen, bu kadar velinin, ondan sonra bunu taşımacılığını yapan kişilerin hiçbir kimse vebalinin altından kalkamaz. Aynen. Berçin'den geliyor dünyada çocuklarımız karamaçınlar. Onu niye düşünmüyorlar? Köy bir şey yok. Evet, köy dengelerine bir şey yok. Yani onların bir can değil mi? Onlar bizim çocuklarımız değil miydi? Virüse devlet iş kurdanı, bizim atasını. İlçemizde de milli eğitim, zorunlu servis ve özel servis diye iki türlü taşımacılık yapmaktadır. Bunlardan bir tanesini milli eğitime bağlı bir yönetmelik çerçevesinde şu anda ilçemizde velilerden, minibüslerde rehber öğretmenini istemektedir. Bu bir maliyet içermektedir. Bu maliyetin küçük ilçelerde yapılma şansı yok. Çözüm olmazsa ya, pazartesi servise çıkamayacağız. Çünkü güzel, bizim plakalarımızı emniyet aldı. Çocuk bugün okula gidecek, bugün gidemeyecek. O var. Aynen. Yani bizim plakalarımızı özel servis çeken, özel okul taşımacılığı yapan plakalarımızı biz emniyete verdik. Tabii emniyette kolluk kuvvetleri de pazartesi denetim yapacak. Sonra çocuklarda psikolojik etki yaratır. Ufak çocuklarda, birinci sınıfta, ikinci sınıfta. Haksız mıyım? Doğru. Çocuk ne yapacak? Benim servisim ne oldu diyecek anne babasına, öğretmenine. Şimdiden bile diyor. Psikoloji bozulacak çocuğun şimdi. Öğrencilerini teslim ettiği minibüsü tanıyor. Şoförünü tanıyor. Bütün şoförlerimiz şoför odasına kayıtlı ve resmi şoför. Şey bekliyor. Düzeltiyor için. İnisiyatif bekliyor. Bunu da olacağına inanıyoruz. Yani haklı şey düşünüyor. Evet. Pazartesi sabah servis çıkmam. Bu eğitimse bu eğitim masraflarını devletin karşılaması lazım. Niye böyle yapıyorlar kışın ortasında? Biz istemiyoruz. Herkes şoförü gelsin, servisçisi alsın, götürsün çocuğu. Nerede işte olacaksa? Eşimizin saatleri uymuyor ki, iş saatleriyle çocukların gitmesine. Nerede işte bu illaki olacaksa? İş kurdan desin. Devlet her şeyi yapıp bunlara hediye bir çay içmeye. Koy dengelerini getiriyor da. Bizim çocuklarımızı niye o zaman götürmüyor? Biz kendi çabamızı da veriyoruz. 100 lirayı götürüyorlar. Ama şimdi kim bilecek, kim götürecek? 500 lira kuantaz parası geliyor. Bunun mutlak masrafı mı yok? Kira dolan bu 300-400 kira veriyor. Evet. Şu vatandaş aç mı duracak? Hırsızlık mı yapacak? Bu çocuklar ne yapacak? Abi biz söyle düşünün. Bizi de kendi yerimize koyun bakalım bir kere. Bizi de kendi yerimize koyun. Benim oğlum 3 tane çocuk okudu. Asker ücreti var. Patron yarın kapıya koyuyorsun benim oğlum. Çocuklarım ne yapacak o zaman? Biz hayır demesini bekliyoruz. Tamam. İcabı derse gideriz. Milli eğitime kadar gideriz. Tamam.